Rabbimin selamıyla Allah güzellik versin, afiyet olsun, yetkileriniz Cenab-ı Allah nimetini çoğalsın. Demin Samatya'dan bir Bedriye teyzemle telefonla görüştüm, yaşlı. Bugün anneler günü ya, tanıdığım yaşlıları aradım, bir kısmını bulabildim. Yani insanların bir kısmı tek başına yaşıyor, yaşları 70-80 yaşında, 90 yaşında. Lütfen anneler, genç kızlarım, gelinler, ev hanımları yani sizlere sesleniyorum. Komşularınız için de apartmanlarda böylesi çoktur. Lütfen bu Ramazan ayında akşamları sahur öncesi uyanık iseler bir kase çorba, bir tabak yemek lütfen götürün. Yemezlerse de yeseler de sizin hanenize yazılır. Celalettin Hocam hoş geldin. Güzel bir anne kasidesiyle hocam bizim programımızı güzelleştirecek. Efendim bir iki Instagram mesajınızı okumak istiyorum. Instagram'dan bana her gün gönderebiliyorsunuz. Nilgün Hanım İstanbul'dan, Nilgün Hanımefendi, annesi Fatma için Yasin okumuşlar arkadaşlarıyla beraber. Duasını yapar mısınız hocam? İnşallah Nilgün Hanım bu akşam yaparım sahurdan sonra inşallah. Namaz kılarken annem de kılıyor ve annem yeni başladığı için Rabia soruyor. Annem yeni kıldı, başladığı için kelimeleri karıştırıyor. Bu nedenle o bölümlere gelince sesimi hafiften yükseltiyorum. Günahı var mı? Hiçbir günahı yok. Hiçbir günahı yok, problem yok. Yeter ki siz Allah'a yönelin, siz de anneniz de, annenize saygılarımı sunun. Candan diyor ki, sizi çok 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 seviyoruz, Allah razı olsun. Severek izliyoruz, sabaha kadar yayın yazsanız izlerim o derece demiş inşallah. Saçlarını üstten topuz yapanların cennet kokusunun mahrum kalacağı doğru mudur? Aslında böyle değildir yani. Bir dönemi anlatıyor o hadis, ellerinde kırbaç olan, yani şöyle... Bir kaos olacak toplumda, genel anlamda dünyada. O kaosta güvenlikçiler çok olacak, şiddet olacak. Bahsettiği o orada da işte kâsiyatun âriyat, giyinik soyunuklar var diyor. Yani giyinmiş ama nasıl giyindi belli değil. Böyle bir dönemi tavsif ediyor. Orada da o dönemin içinde de bazılarının da saçlarını topuz yapıp böyle gösteriş meraklısı olduklarını anlatmak istiyor. Yani gösterişten uzak durmak lazım, sade, temiz, duru olmak lazım. Bana bakın dercesine bir insan eğer erkek ve kadın kim olsa olsun. Yani güzel görünmek, güzel giyinmek normal. Ama tekebbür, riya ile gösterişle bana bakın dercesine dolaşmak elbette ki bir Müslümana yakışmaz diye söylemiş olayım. Evet, sorularınızı hızlı bir şekilde okumaya çalışıyorum. Hocam orucu neler sakat eder? Artık bunları bilmeniz lazım. Yani bunlar yıllardır konuşuluyor. Su içersen oruç bozulur. Farkında olarak yanlışlıkla içersen kaza etmen gerekir. Unutarak içersen bir şey gerekmez. Efendim hap alırsan dile altı habı filan oruç bozulur. Veya diyelim ki kadınlar normal içe müdahale ederek, rahme müdahale ederek muayene olurlarsa oruçlarını kaza etmeleri gerekir, iyi olur. Benzeri şeylerden dolayı oruç bozulur. Yemekten, içmekten dolayı biliyorsunuz zaten. Karı kocanın birbirini öpmesinden bozulmaz. Ama ileri giderse tehlikeli, o bozulur. Gece ihtilam olursa, bir genç uyudu saat 12'de gündüz, kalktı 2'de, yıkanması gerekir. Oruç bozulmaz. Oruca devam edebilir. Bütün gün yıkanmasa bile oruca devam edebilir. Oruç oruçtur, kabul olur. Ama yıkanması, namaz kılmak için illaki gerekiyor.